Arkası Yarın. Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Kayıt ve Montaj Mustafa Özcan. Annesi ölünce kardeşi Mürteza ile yalnız kalan Ahmet, mal mülk düşkünü amcası Bekir'in elinde kalır. Bir gün tipiye yakalanan Ahmet'i köylüsü Mahir Ağa kurtararak evine götürür. O günden sonra Ahmet, Mahir Ağa'nın evinde kalmaya başlar. Mahir Ağa'nın güzel kızı Salih arasında bir sevgi başlayınca bunu istemeyen kızın annesi Ahmet'i evden kovar. Ahmet de kardeş Mürteza'yı amcası Bekir'e bırakarak çalışmak için İstanbul'a gider. Niyeti çalışıp para kazandıktan sonra kardeşi Mürteza'yı da yanına almaktır. Bir süre inşaat işçiliği yaptıktan sonra el arabasıyla seyyar satıcılığa başlar. Aradan zaman geçer. Ahmet kardeşini almak için köye giderse de amcası tarafından Şahin Ağa adında birine evlatlık olarak verilmiş olduğunu öğrenir. Ne o delikanlı, yüzün azılmış. Buraya gelirken heyecan içindeydin, yüzünde gülücükler açılıyordu. İnsanoğlu umutla yaşar. Hep umut ettiği şeylerin gerçek olmasını bekler. Ama öyle olmadığını görünce yıkılır. Benimki de öyle oldu. Kötü bir haber mi aldın yoksa? Onun gibi bir şey işte. Şu bostanın yanındaki evin önünde dur. Çoban Mehmet Emmi'ye uğrayacağım. Bekleyeyim mi? Kasabada işin var mı? Yok. Burada müşteri bekler, bulursam giderim. Bir günlük ücretin neyse öderim. Beni burada bekle. Tamam. İstediğin kadar bekler. Vay! Kurban Ahmet'im! Maşallah, İstanbul'da dal gibi delikanlı olmuşsun. Niyettin, İstanbul'da bunca sene, anlat bakayım. Ne anlatayım ki Mehmet emmi? Gittik geldik işte. Hayırdır, senin yüreğini biraz daralmış gibi gördüm oğlum. Bir şey mi oldu? Murtaza'ya canım sıkılıyor Mehmet emmi. Emmim onu ağanın birine evlatlık mı, azap mı ne vermiş. Oysa ben kardeşimi okuyor biliyor, devamlı harçlığını gönderiyordum. Parayla satmış diyorlar Şahin Ağa'ya. Gerçi evlatlıymış ama oğlanı çok kavgacı, yaramaz yetiştirmiş diyorlar. Acaba Şahin Ağa Murtaza'yı okula göndermiş mi? Hiç sanmıyorum. Lakin bol harçlık verip hiçbir şeyini eksik de etmiyormuş. Bu Şahin Ağa hangi köyde oturuyor? Üç Ağıl köyünde. Temelli mi geldin buraya? Aslında niyetim öyleydi ama neyleyim ki güvendiğim dağlara kar yağdırdı. Neyse, sizler nasılsınız? Tahir Ağa nasıl? Bizler iyiyiz ama Tahir'in hiç tadı yok. Sen gittikten sonra bir senede çöktü zavallı. Hayrola, ne oldu ki? Sen gittikten birkaç hafta sonraydı. Salih Ağa sararıp solmaya başlamıştı. Avratlar kıza göz değdi diyerek tütsü yakmışlar. Ne olduysa o zaman olmuş. Kızcağız birden yere düşmüş. Nefes alamaz hale gelmiş. Allah Allah. Tahir'le zor yetiştirdik doktora. Doktor tütsü alerji yapmış kıza dedi. Astım hastalığı mı ne olmuş kız? O gün bugün döşü tutulur, soluk alamaz. İki adım attı mı nefessiz kalır. Vah zavallı Salih abi. Tahir kızı doktor gezdirdi. Hiçbir şey fayda etmedi. Kızının halini düşündükte eridi gitti zavallı. Sonunda evlenirse iyi gelir diye Salih Ağa'yı öteden beri isteyen muhtarın oğlu Hamit'e verdi. Ya. Demek Salih Ağa evlendi ha? Evlenmesini evlendi ya. Bu işin zorundan oldu biraz da. Sanırsın ki kızcağızın ölü başkasındaydı sanki. Peki şimdi iyi oldu mu bari? Ne gezer. Allah var, Hamit kıza çok iyi bakıyor. Ayda bir doktora götürüyor ama kız bu illetten bir türlü yakayı sıyıramadı. Peki çoluğu çocuğu var mı? Bir denen kızı var. Neyse Mehmet emmi, seni fazla rahatsız etmeyeyim. Dışarıda kasabadan kiraladığım bir araba bekliyor.
Akşam olmadan gidip şu Şahin ağayı bulayım da Murtaza'yı alıp şehre döneyim. Öf, buralara da amma kar yağmış ha. İşte Üçoluk köyü göründü. Şahin Ağa'nın çiftliğine gideceğiz. Yerini biliyor musun? Şu ilerideki çiftlik onun. Beni orada bırak. Bekleyeyim mi, gideyim? Bekle. Kardeşimi alıp kasabaya geri döneceğim. Olur. Selamın aleyküm. Ve aleyküm selam beyim. Buyur, hoş geldin, sefalar getirdin. Teşekkür ederim. Şahin Ağa siz misiniz? Benim beyim, emret. Ben kardeşim Murtaza'yı görmek istiyordum. Abisi olurum. Ya, demek Murtaza'nın abisi sensin ha? Evet. O artık benim oğlum oldu. Haberin yok mu senin? Abisini filan tanımam. Uzun zamandır İstanbul'daydım. Bugün geldim. Ve sizin yanınızda olduğunu öğrendim. İyi öğrendiğine göre çek git artık. Merak etmeyin, gideceğim. Ama onu bir kere görmek istiyorum. Sadece göreceksin ama alıp götürmek yok, tamam mı? Nerede şimdi? Şu ilerideki ağacın orada oturuyor. Sırtı dönük. Gördün mü? Gördüm. Yanına gidip biraz konuşacağım. Murtaza! Murtaza! Ne var? Murtaza, aslanım benim. Kocaman delikanlı olmuşsun. Kimsin sen? Tanımadın mı beni kardeşim? Ben abin Ahmet. Benim abim falan yok. O nasıl söz Murtaza? Benim hayatta yalnız bir babam var. O da Şahin Ağa. Çıldırdın mı sen Murtaza? Ben senin abinim. Beni senelerdir aramayan, bana sahip çıkmayan, el ellerine bırakan adam abim olur mu hiç? Yanılıyorsun Murtaza. İkimizi de kandırmışlar. Ben seni emmimin okuttuğunu sanıyor, devamlı mektup yazıyor, para gönderiyordum. Aldatıldık, kandırıldık kardeşim. Seni bir daha kimsenin eline bırakmayacağım. Dedim ya, benim abim filan yok. Çek git işine yoksa karışmam. Aman Allah'ım, Murtaza. Senin bir kolun yok. Kardeşim, ne yaptılar sana? Sana ne? Defol başımdan. Hayır, bırakmam artık seni. Gidelim buradan. Bu diyarlar ikimize de yaramaz artık. Gel hadi. Çek elini ula. Bela mısın, nesin? Murtaza, abine nasıl söyleyebiliyorsun bu lafları? Git dedim sana. Gitmezsen dinime imanıma bu tabancayla vururum seni. Gerçekten vurur musun? Vururum. Peki, nasıl istersen. Allah'a emanet ol kardeşim. Allah'ım, inanamıyorum. Benim kardeşim bana düşman kesilmiş. Ben İstanbul'a onun için gittim. Onun için sabahın erken saatlerinden gecenin yarısına kadar çalıştım. Gördüklerim, yaşadıklarım bir düş mü yoksa? Kasabaya gidelim. Son otobüse yetişmek istiyorum. Biliyor musun Hüseyin? Abisi olacak o delikanlı Murtaza'yı kandırıp götürecek diye çok korktum. Sorma Şahin ağam. Allah da biliyor ya. Ben kesin oğlan gider diyordum. Neden dersen İstanbul her zaman gençler için düz şehri olmuştur. Ama Murtaza sıkı çıktı. Ben onun neden abisiyle gitmediğini biliyorum. Neden? İntikam için. Ne intikamı? Kesilen kolunun intikamı. Oğlan öylesine kindar ki kendisine yapılanları asla unutmuyor. Göreceksin bak ne yapıp edip bir gün deli Halit Ağa'yı vuracak o. Doğru söylüyorsun ağam. Hemen her gün sağlam kalan eliyle atış talimi yapıyor. Gözlerinde de korkunç bir nefret ifadesi var. Kindar bir çocuk kindar. Kendi intikamından önce benim intikamımı alsın da sonra ne yaparsa yapsın. Umurumda bile değil. Zaten iyicene vahşileşti.
Ya Hakan, işte böyle. En iyisi bütün bunların üstüne bir çizgi çekip yeniden bir düzen kurmak ve hayata yeniden başlamak artık. Her şeyi bir çırpıda unutmak, geçmiş defterini dürüp bir köşeye atmak kolay mı sanıyorsun? Hayatta yapayalnız kalmak, bütün sevdiklerini unutmak ne kadar güçtür bilir misin? Sevdalım, güzelim Saliha evlenmiş. Kanım, kardeşim benden soğumuş. En iyisi her şeyi zamana bırakacaksın. Zaman her şeyi siler. Buruk acılar kalır geriye. Unutmak çok zaman alacak. O sürede de ben kederimden öldürüm. Fakat bütün kusur benim. Zavallı kardeşim tam bir baş belası olmuş millete. Daha doğrusu öyle yetiştirmişler. Yaramazlığı bir kolunu da kaybetmesine sebep olmuş. Düşün. Dünyada biricik kardeşim. Canım ciğerim az kalsın vuracaktı beni Hakan. Keşke yılda bir kere olsun onu ziyarete gitseydim. Bütün kabahat benim. Senin bunda ne suçun var arkadaşım? Sen onu okuyor, gayet iyi bakılıyor biliyordun. Bütün suç o emmin olacak soysuzda. Bir an için emmimin boğazını sıkıp öldürmeyi çok düşündüm. Ama Allah'tan korktum. Onu Allah-u Teala'ya havale ettim. Peki şimdi ne iş yapmayı düşünüyorsun? Bilmiyorum. Hayatta başka hiçbir gayem kalmadı Hakan. Bana kalırsa askere git Ahmet. Bambaşka bir yaşantın olur. Her şeyi ancak orada unutabilirsin. Yüreğindeki ateşi orada küllendirebilirsin. Haklısın Hakan. Bunu ne zamandır ben de düşünüyordum. Sanırım en doğru olanı bu. Döndükten sonra da kendime yeni bir hayat kurarım. Ahmetciğim, 2 gün sonra tezkere alıyorsun. Dönüşte İstanbul'a mı gideceksin? Hayat hikayemi biliyorsun Mersinli. Başka gidecek yerim mi var? Haklısın. Peki gidince ne yapacaksın? Bilmiyorum. Bu hayatta bir tek dostum vardı. Hakan. Eğer bulabilirsem onunla birlikte belki bir iş kurarım. Bulabilsem diyorsun. Hakan'ın adresi yok mu sende? Var ama son 6 ayda yazdığım bütün mektuplar geri geldi. Belli ki oturdukları evden taşınmışlar. Yeni adresinde yazmadı bana. İstanbul'da başka hiçbir tanıdığın yok mu? Yok. Bu yüzden de nereye gideceğim? Dur Erdal! Nereye gidiyorsun? Dur diyorum sana! Erdal, oğlum! Çocuk ezildi, görüyor musun? Oğlum! Tamam, merak etmeyin. Çocuk iyi. Nasıl oldu ya? Torunum nasıl? Ben iyiyim babaanneciğim. Bu abi kurtardı beni. Allah sizden razı olsun evladım. Torunumu kurtardınız. Taksi sıyırdı geçti. Gördüğüm kadarıyla çocukta bir şey yok. Ama yine de hastaneye götürmemiz gerekiyor. Gelin hemen bir arabaya bindirip götürelim torununuzu. Üzülmeyin teyzeciğim. Az önce onu muayene eden doktorla görüştüm. Kazayı ufak tefek sıyrıklarla atlattığını söyledi. Evet, ben iyiyim babaanneciğim. Allah senden razı olsun efendi oğlum. Eğer sen Erdal'ımı kolundan çekmeseymişsin, taksinin altında kalacakmış. Erdal! Anne, Erdal nasıl? Çok şükür oğlum, durumu iyi. Onu kurtaran delikanlının kucağında. Erdal, yavrum, sana bir şey oldu diye çok korktum. Beni bu abi kurtardı baba. Taksi tam bana çarpacakken kolumdan tutup geriye çekti. Çok şükür Allah'ım, çok şükür. Siz de geldiğinize göre ben gideyim artık. Tekrar geçmiş olsun sizlere. Dur bakalım delikanlı. Sana teşekkür etmeme bile fırsat bırakmadan nereye gidiyorsun? Teşekkür etmenize gerek yok efendim. Benim yerimde siz de olsaydınız aynı şeyi yapardınız. Hiçbir yere gidemezsin. Bu akşam yemeğini bizimle yiyeceksin. Öyle değil mi anne? Tabii. Torunumun kurtulmasına sen sebep oldun.
Teşekkür ederim ama benim için zahmetlere katlanacaksınız. Ne zahmeti? Senin için ne yapsak azdır. Hiç itiraz etme dostum. Bu akşam bizim eve geliyorsun. Adınız neydi? Ahmet. Ahmet Yılmazer. Benimki de Yakup Karasakal. Dur sana adresi yazdırayım. Anne, bu gece oğlumun kurtuluşu şerefine bir kadeh içmeme izin verir misin lütfen? Olmaz. İçkinin başına neler açtığını biliyorsun. Ya tamam da bir kadeh be anneciğim. Hem Ahmet'e ayıp olur. Delikanlıyı hem yemeğe çağırdık hem de bir şey içirmezsek... Ben içki kullanmam efendim. Sahi mi? Alkole oldum olası hep uzak durmuşumdur. Aferin Ahmet'e. Bak gördün mü senin gibi değil. İçkiyi sevmiyor işte. Tamam ben de içmiyorum tamam. Ahmetciğim. Ne iş yapıyorsun? Şimdilik hiçbir şey yaptığım yok. Neden? Askerden yeni döndüm. Boştayım şimdilik. Ah, 5 yıl önceki durumum olsaydı hemen seni yanıma alırdım. Hayrola, bir şey mi geldi başınıza? Bir zamanlar bir tuğla ocağım vardı. İşlerim fena değildi. Ta ki karım rahatsızlanıncaya kadar. Zavallı Melike. Evlendiğimizden beri kalp çarpıntılarından şikayet ederdi. Oğlum, acı şeylerden söz edip de misafirimin ağzının tadını kaçırma. Haklısın anne. Affedersin Ahmet. Yok rica ederim. Lütfen anlatın. Acılar paylaşıldıkça azalırmış. Anadolu Çile Dolu adlı oyunun 9. bölümünü dinlediniz. 10. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalınız.